Merhaba sevgili arkadaşlar. Paragrafta son dersimizdeyiz. Bu dersimizde hangi soruya karşılık söylenmiştir? Soru kalıbını göreceğiz. Hemen ardından yer değiştirmeye baştan ikinci cümle, baştan için üçüncü cümle gibi onlarla ilgili bilgi verip soru çözeceğim. Bir de yeni nesil dediğimiz bir iki soru kalıbı var. Onlar üstünde durup inşallah paragraf konusunda bitireceğim. Dostlar hani bu acaba hangi cevabın sorusu gibi hangi sorunun cevabı var ya. Biraz da gördüğünüz gibi <laughs> dostlar paragrafta soruda nelere dikkat edeceğiz? Dikkat edelim. Bakın. Bazen bir paragraf bir soruya karşılık olarak yazılır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla paragrafın hangi soruya karşılık yazıldığını bulmak için öncelikle parçada ne anlatıldığına bakacağız. Hani şöyle bir ifade söylenir. Genellemek doğru olmaz. İşte efendim soruyu oku ilk cümleyi oku. Tutarsa tamamdır. Ya bu her zaman olmaz dostlar. Tamam tutup tutmadığına elbette ki dikkat edeceğiz ama paragrafın bütünü de bizim için çok önemlidir. Lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım. Parçanın tamamını okuyalım. Üşenmeye gerek yok dostlar. Bir soru da bir sorudur. Ben ne anlatıldığını belirledikten sonra bakın bundan sonra soru cümlesini belirlerken bu cümlenin özellikle paragrafın ilk cümlesiyle <laughs> uyumlu olup olmadığına dikkat edeceğim. Yani ne anlatıldığını bir kere öncelikle paragrafta ne anlatmış? Konu nedir? Onu bileceğim. Daha sonra da ilk cümleyle bağının olup olmadığına dikkat edeceğim sevgili dostlar. Paragrafın ana düşüncesi sorunun ne olduğuna, dostlar, nasıl bir içerik taşı taşıdığına yönelik en önemli ipucudur. Yani ben yani bu soru cümlelerini bulduğumda ana düşünce özellikle de buna dikkat edeceğim. Ayrıca parçada evet, hayır gibi ifadeler varsa bununla başlıyorsa bunlar bizim için çok önemli bir ipucudur. Yani adam soruyu sormuş işte evet böyle olursa daha iyi olur diye başladıysa tamam problem yok. Onlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar giriş bölümünü sorunun içeriğine ve yapısına uygun olarak düzenlendiği için sorunun ne olduğunu belirlemede dikkat edilmesi gereken en önemli cümle olduğunu unutmayalım. Zaten az önce de söyledik. Giriş cümlesi ve özellikle neyden bahsedildiği konunun geneli bizim için önemlidir. Dostlar bu tür soruları öncelikle ana fikir sorularını çözmede kullandığımız mantıkla çözmemiz gerekir. Ana fikir cümlesi bulunurken ne yapıyorduk? Paragrafın tamamını kapsayacak en kapsamlı yargıyı buluyorduk değil mi? E aynen bunun gibi paragrafa soru bulmada da ne yapacağız? Parçanın tamamını içeren en kapsamlı yargıyı bulacağız. Bir de paragrafın ana düşüncesinin sorulan soruyla uyum içinde olması, bak dikkat edelim. Konu ve ana düşünce bu soruyla uyumlu olacak dostlar. Yani öyle ilk cümle tuttu diye diğeriyle hiçbir alakası yok. Bunu kabul edemeyiz. Mutlaka bağlantılı olmalı. Parçanın sorunun cevabı niteliğinde olması gerekir. Yani parça gerçekten geneline baktığımızda o soruya cevap veriyor mu, vermiyor mu? Bunlara dikkat edeceğiz. Aynı zamanda dostlar, burası da çok önemli. Sorunun cevabı olan paragrafı bulurken sorulan sorulara kendinizin hangi yönde cevap vereceğini bir düşünün. Yani ya sorulara bir bakın. Ben bunu ben olsam nasıl cevap verirdim diye kafanızda ya bir kötü de olsa bir taslak belirleyin. Ona göre e, parçaya bakın dostlar. Uygun olan soruyu bulmanıza mutlaka yardım edecektir. Ama tabii yanlış düşünmeyeceğiz. Yani soruyu düşüneceğiz. Ben olsam ne derim? Sonra paragrafı güzelce bir anladım. Kafamdaki cevapla parça birbirine uymuşsa tamamdır dostlar. Sorulan sorulara verdiğiniz cevaplarınız ile paragrafta anlatılanlar arasında mantıksal bir bağ varsa o zaman doğru cevaba gitme ihtimalimiz yüksek. E haydi o zaman sorumuzu çözelim. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Şimdi soruları okumayacağız dostlar burada. Aa, isterseniz okuyabiliriz. Yani eskiden Türküler nasıl yakılır ve nasıl yaşatılırdı. Okuyabilirsin. Kafanda bir sorun bu biraz uzun olur. Ama yani doğru cevaba götürebilir. Ben olsam ne yaparım? Önce burada ne anlatıldığını güzelce bir anlarım. Parçamı güzelce bir anlarım. He, ana fikri anladım demek ki. Cevap bu der. Ondan sonra sorun ne olduğuna dikkat edelim. Şimdi bak tek tek gidiyorum. <laughs> Geçmişte düğünler, nişanlar, kına geceleri, taziyeleri evleri ve çeşitli imeceler. Türkülerin yakılmasına ve söylenmesine olanak veriyordu. Demek ki türkülerin gelişmesine, türkülerin yayılmasına neler katkıda sağlamış? Neler katkı sağlamış? Düğünler, nişanlar, kına geceleri, taziyeler vesaire. Hocam taziyede ölmüş. E ağıt yakılır ya. Onun için Evet, bu tür toplantılarda söylenen türküler doğal olarak toplantının an amacına, anlamına göre düğünlerde halay, türküleri, ölümlerde ağıtlar değişirdi. Yani bu türküler söylenir ama toplantının niteliğine göre burada da söylediği gibi e, düğün varsa ne yaparsın? Halay çekersin. E, ölüm varsa ne yaparsın? Ağıt yakarsın. Orada bulunanlar bu türküleri dinler. Öğrenir sonra da başka yerlerde biraz ekleme yaparak söylerdi. Aslında şu an türkülerin dilden dile yayılmasından bahsetmiyor mu? Belli toplantılarla, belli törenlerle, belli gelenek göreneklerle ne yapılır? Aslında türküler yayılır. Bak şu ana kadar ben bunu anladım. Ben duydum, gittim başka yerde söyledim. Böyle yayıldı, yayıldı, gitti. Bakalım, devam edelim. Dolayısıyla, dolayısıyla. Türküler kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılarak yıllar boyu söylendi durdu. <laughs> Demek ki türkülerin nasıl yayıldığıyla alakalı bir soru. Yani ben mesela şu parçadan bak sadece A şıkkına bakmıştım az önce. Ama sadece şu parçaya baksam aslında bu, bir kişinin bu yazara sizce türküler nasıl yayılmıştır diye bir soru sorabileceğini düşünürüm hemen. Onu da buraya yazarım. Nasıl yayılmıştır? Bak hemen yazdım. Eğer gerçekten kafamda düşündüğüm şey şıkta soru olarak varsa doğruyu buldum demektir. Bakalım. Eskiden türküler nasıl yakılır ve nasıl yaşatılır? Olabilir mi? Vallahi bence olabilir. Çünkü eskiden türküler nasıl yakıldığını, dilden dile nasıl yaşatıldığından bahsediyor olabilir. Dursun. Türkülerimizin derlenmesi için yeterince çaba, derleme ile ilgili bir şey yok. Geçti. Yayılma var. Eskiden halk kültürümüzün yaşatılması için neler yapılırdı? Halk kültürü yok, türkü var. Türk halk kültürünün sadece bir bölümü dostlar. Sosyal içerikli toplantılarda sadece türkü mü söylenirdi? Arkadaşlar bu çok özel bir cümle. Nasıl yayılır? Biz yayılmayla ilgili bir şey bulacağız. Türkülerimizde ağırlıklı olarak hangi temalar işlenir? Tamam ölüm var vesaire, sevinç ama nasıl yayıldığı bize lazım. Zaten adam bunu söylemiş. Yıllar yılı diyor böyle yayılarak gitmiş. Ve o zaman eskiden türküler nasıl yakılır ve nasıl yaşatılırdı dediğimizde ee, bu sorunun cevabı hemen karşımızda gördüğümüz paragraf olacak dostlar. Gördüğünüz gibi iyi anlarsak, doğru anlarsak bence bu iş tamamdır sevgili dostlar. Geldim düzenli paragraf oluşturmaya. Yer değiştirme. Hani baştan üçüncü nasıl olur? Veya karışık verir sıralama nasıl olur? Bunları isteyecek dostlar. Peki biz burada nelere dikkat edeceğiz? Bakın son yıllarda sıkça sorulmasının nedeni ne? Çünkü çözümü biraz zaman alır dostlar. Öğrenciyi uğraştırır. E, dolayısıyla eleme e, zaten eleme için en güzel sorulardır bu sorular. <laughs> Pardon. Özellikle şıklardan gitmek hem zaman kazandırır hem de bizim yanıtı bulmamızı ne yapar? Cevaba ulaşmamızı kolaylaştırır. Arkadaşlar yapbozlara benzetiliriz. Değil mi? Yapboz ya bildiğin karışık olarak verilmiş sen ne yapacaksın? O şekli bir araya getireceğim bu kadar. Hani cümle anlamında Mehmet Akif'i yapboz böyle karışık vermiştim ya resmini. Aynı mantık ne yapacağım bir araya getireceğim ee, ve anlamlı bir bütün oluşturacağım. Aynen yapbozlarda olduğu gibi dostlar. Bir paragrafta cümleler arkadaşlar bir mantığa göre sıralanır. Tamam mı? Yani aralarında hem anlam hem de yapı olarak bir bağ vardır. Eğer bu bağlar koparsa ya zaten daha doğrusu bu bağlar kopmaz. Bu bağları bilerek koparacak sen ne yapacaksın? sana birleştir anlamlı yap dediğinde sen o bağları bir araya getireceksin. Peki bunu yaparken nelere dikkat edeceksin? Bir, bir cümledeki düşünce sonraki cümlede farklı sözlerle tekrar edilerek iki cümle arasında bağlantı sağlanabilir. Yani bir cümlede anlatılan şey öbür cümlede başka kelimeyle anlatılacak. Sen onu bulacaksın. Veya bir cümledeki sözler sonraki cümlede tekrar edilerek çünkü Adam bir cümle verecek. O söylediğini bir sonraki cümlede de söyleyecek. Ve bu şekilde bir bağ kuracak. E sen o bağı birleştireceksin. Ve o parçaya, o bütüne ulaşacaksın. Bak devam. Oysa çünkü ancak fakat gibi bağlaşlarla iki cümle arasında bağlantıyı sağlayabilirsin. Yani adam cümleyi mesela diyelim ki iki karışık olarak vermiş cümleleri. Üçüncü cümlede ama demiş o amanın mutlaka bir öncesi var değil mi? Sen o bağlantıyı bulacaksın işte. Bir cümledeki varlıkları, kavramları, sözleri karşılayan, işaret eden zamir ve sıfatlar. Bunları kurarak da bağlantıyı yapabilirsin. Bu yüzden onun için, bu yüzden dediği zaman sıfat onun için deyince zamir. Bunlar da bağlantı kuracak dostlar. Kendinden öncekini bağlayacak. Tamam mı? Onun için der kendinden sonrakini bağlayabilir. Ayrıca paragraf oluşturma soruları çözülürken ne yapıp edip önce girişi bulacağız dostlar. Ardından bağlayıcı ögeler. Bir anahtar kelime bulacağız veya bağlayıcı öge bulacağız. Ondan sonra cümleleri sıralamaya başlayacağız. Bakın şimdi birazdan örneğini yapacağım. Aynen burada olduğu gibi girişi bulacağım. Bağlantılı anahtar kelimeleri bulup devam edip gideceğim. Sonuç bölümünü bulmak da çözüm olabilir. Zaten sen girişle sonucu bulduğunda geriye 3 cümle kalacak değil mi? Ya emin ol rahatlıkla bulabilir. Mutlaka son cümleyle veya ilk cümleyle bağlantılı bir cümleyi bulduğunda Zaten çorap söküğü gibi gelecektir bunlar. Öncesine ve sonrası. Öncelik ve sonralık kuralı arkadaşlar. Yani öncesinden anlatmış sonrasında ne anlatmış. Bu bağlantıyı kurduğumuzda inşallah sorunun cevabı kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla dostlar. Şimdi bir e, özellik daha vereceğim. Ondan sonra inşallah örnek sorumuza geçeceğiz. Şimdi bak. Paragraf oluşturma sorularında cümleleri sıraya koymak için paragrafın olay betimleme ya da düşünce paragrafı olup olmadığına bakacağız. Olay paragraflarında zaman sıralaması önemlidir dostlar. Çünkü anlatım neye göre yapılacak? Zaman, zamana göre yapacağız. Olayın oluş sırası değil mi? Sabahtan başlayacak mesela akşama kadar. Genelden başlayacak özele kadar. Buna dikkat edeceğiz. Eğer betimleme paragrafıysa bu sefer genelden özele gideceğim. Çünkü varlıkların genel özellikleri verecek. Betimlemede sonra ayrıntılarına inecek. Eğer düşünce fikir paragrafıysa cümleler dil ve anlatım yönüyle birbirine bağlanmıştır. İşte ben o dil ve anlatım yönüyle bağlanmayı bulacağım. Tekrar söylüyorum olay paragrafında zaman betimlemede genelden özele düşüncede de <laughs> pardon dil ve anlatım yönüyle birbirine bağlantılı ifadeleri bulacağız. Dostlar bak birinci soru kalıbı bu. Ya burada ilk önce neye bakacaksınız biliyor musunuz? Şıklara. Şimdi ilk cümle olabilecekler hangisi? 3, 4 ve 5. Şimdi 3'e bakıyorum. İlk cümle olabilir mi? Atatürk'e yakışan bir anıt mezar yaptırılması fikri aslında Atatürk'ün vefatının hemen ardından dile getirildi. Olabilir. Dursun. Komisyonun ilk çalışmaları sonucunda bak 4 olamaz. Niye? Ya komisyon demiş. Komisyonla ilgili bir şey daha söylememiş. Bunun ilk cümle olma ihtimali sıfır. Bak B'yi eledi. Peki 5 olabilir mi? Ardından da biz giriş cümlesinde D'da bağlacı oysa halbuki olur dedik mi olmaz. E ardından da o dönemde e demek ki bir şeyler söylemiş ki ardından da diyor. O zaman 5 de olamaz. Demek ki benim ilk cümlem nedir? 3'tür. E peki hocam bu kadar uzun nasıl yapacağız? Şıklardan gideceğiz. Şıklardan. Şimdi hemen bakalım A şıkkını. 3'ten sonra 1 gelecek. Bakalım mantıklı mı? Atatürk'e yakışan bir anıt mezar yaptırılması fikri aslında Atatürk'ün vefatının hemen ardından dile getirildi. Bu anlamda da hazırlanacak anıt mezarın nerede yapılacağını belirlemek üzere özel bir komisyon kuruldu. Şimdi bak. Önce Atatürk'e bir anıt yapma fikri oluştu. Sonra bunu hayata geçirmek için bir komisyon kuruldu. Şimdi komisyonla ilgili bir şey söyleyebilir. Bakalım ikide ne demiş. İlk toplantısını 6 Aralık 1938'de yapan bu komisyon. Şimdi ben fikri belirledim. Atatürk'e anıt yapılacak. Komisyonumu kurdum. İlk toplantımı yaptım. Zaten 3-1-2 başka yani 3'ten sonra hani benzer bir şık da olmadığı için bence cevap kesinlikle Adana'dır. Komisyonu kurdum. İlk toplantımı yaptım. Bu komisyon Atatürk için yapılacak anıt mezar konusunda yerli ve yabancı bilim insanlarının fikirlerinin alınmasını kararlaştırdı. O zaman komisyon hem yerli hem yabancı bilim insanlarının sözlerine yer verecek dostlar. Devam ediyoruz. Ardından da o dönemde Ankara'da olan ünlü bir şehircilik uzmanına, TBMM mimarına, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının mimarına onların görüşlerine başvuruldu. Yerli ve yabancılara başvurdum. Sonra da bu binaları yapan kişilere başvurdum. E en sonunda da ne demiş? Komisyonun ilk çalışmaları sonucunda anıt, anıt kabir için belirlenen yerlerden ilki Çankaya'dır. E en sonunda da onu Çankaya'da yapmaya karar verdim. Ne yaptım? Şıklardan hareketle gittim ve işi bitirdim dostlar. Böyle mi çözeriz hocam? Kesinlikle böyle dostlar. İlk cümleyi bul, şıklardan ele, devamı gelecektir. Göreceksiniz bakın. Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında baştan ikinci hangisi olur? Ne yapacağım ben dostlar? Önce giriş cümlesini bulacağım. Bulalım. Felsefe ve mantık benim çok kıymet verdiğim anahtarlardan ikisidir. Hmm. Olabilir mi? Yani anahtarlardan ikisidir. Bir anahtarla ilgili bir şey sanki söylemesi lazım ki, sonra bunu söyleyebilsin değil mi? Yani direkt anahtar ifadesi sanki bir öncesi var. Yani bu olamaz bence ilk cümle. O anahtarları, ya o anahtarları demiş. E demek ki anahtarla ilgili bir şey diyecek. E hocam buydu. Bundan önce de sanki bir şeyi hissettirecek. Bu kere bu kesin olmaz. Hayatı anlamak için ya da daha doğrusu çözmek için başvurabileceğimiz 3-5 tane anahtar var. He işte bak. İlk cümle bu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü diyor ki, hayatı anlamak için 3-5 tane anahtara ihtiyaç var. E benim en kıymet verdiğim ikisi de budur. Bu olabilir mi? Olabilir. Bence bu ilk cümle bir dursun. Beni gerçekten ilerletecek olan onlarmış gibi. Onlarmış dediğine bir öncesi var. Bence bu olamaz. Bu da gitti ilk cümle değil yani. Sadece yazarken değil, yaşarken de sorunların üzerine bu iki anahtarla gitmekten. E bu iki anahtar demiş e bakın anahtarlardan ikisidir burada değil mi? E o zaman belli ki ikiden sonra yine bir iki gelecek. O zaman dikkat. İlk cümle hangisi? Bak bence ilk cümle bu. Hayatı anlamak için ya da daha doğrusu çözmek için başvurabileceğimiz 3-5 tane anahtar var. Felsefe ve mantık benim çok kıymet verdiğim anahtarlardan ikisidir. Sadece yazarken değil yaşarken de sorunların üzerine bu iki anahtarla gitmekten hoşlanırım. Bak. Genel cümlemi buldum. 3-5 tane anahtar. Bunlar içerisinde en önemli ikisi felsefe ve mantıktır dedim. Sonra bazı sorunların üzerine de bu iki anahtarla gitmekten hoşlanırım dedim. Bak. Anahtar cümle, anahtar kelimeleri anahtar kelimesiyle bulduk. Bana kadar bize yardımcı oldu. Ne yaptım? Devam ettim. E bakalım dörtte ne demiş? O anahtarları, bak bu sefer gerçekten devamı geldi. Şimdi ben bu iki anahtarla gitmekten hoşlanıyorum ya. E o anahtarları doğru kilitlere soktuğunuz zaman sanki bir kapı açılacakmış gibi olur. Değil mi? Bak ne oldu? Anahtarla gitmekten hoşlanırsın. Neden? Çünkü sanki o kapıları onlarmış sana. Onlar açacakmış gibi gelir sana. Beni gerçekten ilerletecek onlarmış gibi gelir bana. Ben önce 3-5 anahtardan bahsettim. Sonra benim için önemli olan felsefe ve mantıktır demiş. Onlarla gitmekten hoşlanırım. Çünkü niye hoşlanırım? Onlar bana her kapıyı açacak ve beni ilerletecek. Bunun için bak ne yaptım? Genelden özele gittim gördünüz mü? Önce genel ifadeyi buldum. 3-5 anahtar. 2'ye indirdim felsefe mantık. Onlarla gitmekten hoşlanırım. Çünkü onlar bana kapı açacak ve beni ilerletecek. Bu kadar. Bitti. Evet. Yine arı yayıncılık. Hamza Kayı hocamızın sıfır risk kitabından. Arkadaşlar. E, yani bu yeni nesil soru dediğimiz var ya. Yani bu son zamanlarda. Yani son birkaç yıldır böyle. 2-3 üç yıldır. 3-5 üç, yıldır ya da diyelim. ÖSYM'nin sıkça sorduğu bir soru kalıbıdır. Hani iki cümle verir. Bunlarla ilgili yani iki numaralı cümle nedir veya bir numaralı cümle nedir aslında bunu sormaya çalışır. Şimdi soruda ne demiş? İki numaralı parçanın bir numaralı parçayla ilişkisi nedir? Yani iki numaralı cümleyi neden yazmış? Bunun birle ilgisi nedir? Tabii benim önce biri anlamam lazım ki ikiye cevap verebileyim. Bakalım. Vücudun fazla enerjiyi yağ ve yapı taşı olarak depolaması şeklinde tarif edilen obezite aynı zamanda pek çok rahatsızlığa ve hastalığa davetiye çıkarır. Şimdi önce buradan neden bahsedildiğini hemen belirleyelim. Obeziteden bahsedilmiş. Peki obezite ne yapar dostlar? Hastalığa sebep olur. Bu bir. Şimdi bir numaralı parçayı anladın mı? Evet. Bakalım ikiyi birle nasıl bağlamış? Kalp ve damar hastalıkları obezitenin öncelikli zararları arasındadır. Bak bu sefer obeziteyi ne yaptı? Önce obezitenin ne olduğunu söyledi. Şimdi de açıklamaya çalışıyor değil mi? Bakalım. Bu durum ise kalp krizini tetikleyerek erken yaşlarda ölümlere neden olmaktadır. Ayrıca vücudun gereğinden fazla ağır olması nedeniyle oluşan kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıklar da obezitenin yol açtığı rahatsızlıklardan bazılardır. Önce obezitenin ne olduğundan bahsetmiş, daha sonra obezitenin bu rahatsızlıklarını açıklamış. İşte değişik örnekler vermiş. Ne bileyim gereğinden fazla demiş. Kas ve iskelete zarar verir, kalp krizini tetikler. Bak bunlar hep obezitenin sebep olduğu şeyler. Şimdi şıklara bakabilirim. Önce obezitenin olduğunu söyledi. Bir de ikide de obeziteyi açıkladı. Obeziteyin verdiği rahatsızlık ve hastalıklarla ilgili bazı örneklere değindi. Bakalım. Farklı yorumlarla konuyu farklı yorum yapmamış. Sadece bir de iki obeziteyi açıklamış. Uzman kişilerin görüşlerine yer vermemiş dostlar. E, uzman kişilerden ziyade hastalıkla ilgili örnekler vermiş. Aktarılanların farklılık hayır farklılık gösterdi dememiş ki obeste demiş. Rahatsızlıklara, hastalığa sebep olur ve o hastalıkların olduğunu açıklamış. Düşünceyi örnekler vererek açıklamış olabilir mi? Olabilir. Çünkü bak kalp krizine sebep oldu. Kas ve iskelet sisteminde rahatsızlığa sebep oldu değil mi? Bak bunlar hep obestenin örnekleri. Yer ve zaman, yer ve zaman bildirmemiş ki ne zaman olur dememiş ki. Al sana Deniz. O zaman iki numaralı cümle bir numaralı cümleyi örneklendirmiş. Hangi yönüyle? Hangi hastalıklara davetiye çıkardığı yönüyle dostlar. Ve arkadaşlar yeni nesil sorularda yapacağım çözeceğim son soruya geldim. Ee, i̇ki cümlenin ifade yani doğru birleştirilmiş hali. Hocam burada neye dikkat edeceğiz? Dostlar her kelime bile bizim için önemlidir. Bağlaçlar bile önemlidir. Ve bağlacı önemlidir. Veya demişse bile önemlidir. En demişse önemlidir. Daha demişse önemlidir. Onları da şu şıklarda kullanmak zorunda kullanmazsa olmaz. Birini de mesela bu iki cümlede en sözcüğünü kullanmışsa herhangi birinde burada da kullanmak zorunda. Daha varsa mesela karşılaştırma katmışsa şıklarda da onu söylemek zorunda. Her kelimeyi işin içine katacağız. Hepsinin bizim için bir önemi var dostlar. Şimdi önce ne yapacağım? Parçaları okuyacağım. İkisinden bir sonuç elde edeceğim. Zihninizde bir öykü oluşturmuşken bunu yazacak gücü kendinizde hissetmeseniz de yazma, yazmaktan asla vazgeçmeyin. Ha, bir de ne diyor? Diyor ki kafanda bir öykü oluşturdun değil mi? Eğer bunu yazacak güç yoksa o cesareti bulamadıysan yine de vazgeçme diyor ya moralim bozuk yazamıyorum işte bugün canım sıkkın bu falan öyle deme diyor. Yine de vazgeçme diyor. Bir de bunu anladım. Geldim ikiye. İçinde bulunduğunuz sıkıntılı durum iyi bir öyküye sahip olmamanızdan değil. Onları yazmak için gerekli alışkanlığı oluşturmamanızdandır. Yani sen sıkıntılıyım benim derdim var yazmak istemiyorum. Aslında bu sıkıntı senin iyi bir öyküye sahip olmamandan değil. Senin alışkanlık kazanıp kazanmamanla ilgili. Biraz yaz, biraz o alışkanlığı edin, gerisi gelecektir. Şimdi ben ikisini birleştireceğim. Önce e, iyi bir öykü yazmak için e, yani sıkıntı şu bunları bahane etmeyeceğiz yazacağız. Ondan sonra da aslında biz iyi bir öyküye sahip olmadığımız için değil, alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz içindir. Bunun ikisini birleşmiş halini ışıklarda arayacağım. Kurgulanan her olay öykü olmaya uygun değildir. Önemli olan yazmaya uygun olan olayı yakalayıncaya kadar düş gücünü, düş gücüyle ilgili hiçbir şey söylememiş. Öykü olmaya uygun zaten aslı tam tersi değil mi? Kurgulanan her olay öykü olmaya uygun değil diyor ya aslında uygundur diyor. Sen alışkanlığını değiştirmemişsin. Aa gitti. Kurguladığınız öyküleri yazıya geçirmemeniz onları değer, onların değersiz olduğunu göstermez bu olumsuzluk yazma eylemiyle ilgili eksikliğinizden. He bak bu olabilir. Ben kurguladığım şeyi yazıya geçirmeyince aslında bu değersiz. Yani e, şuradaydı. İyi bir öykü olduğundan kaynaklanmıyor. Aslında eksikliğimiz neden kaynaklanıyor? Alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Bunun olma ihtimali var. Yapıt ortaya koymak belli bir alışkanlık kazandıktan sonra sağlıklı bir şekilde. Ama iyi bir öykü oluştururken önce bunu zihnimizde yapacaktık değil mi? Burada olduğu gibi yazıya geçirmemiz gerekir. Yazıya geçirirken bak doğru söylemiş ama eksik söylemiş. Hepsini söylemek zorunda. Öykü yazmadan önce başka türlerde, hiç başka türlerle ilgili bir şey söylememiş. Bunu direkt buradan elerim. Yaşamda okurlarca ilgi görecek bir olayı yakaladığınızda okurlarla ilgili hiçbir şey söylememiş. Sadece vazgeçmeyin, vazgeçmemeniz aslında sizin alışkanlığınızla ilgili yoksa kafanızdaki kurgunun kötü olmasıyla ilgili değil. O zaman bunu da eler, doğru cevabın Bursa olduğunu söylerim dostlar. Dedim ve paragraf konusunu bitirdim. Dostlar, sorularla pekiştirmeye çalıştık. Bu arada bu son çözdüğüm yayın Binot yayınlarının güzel bir sorusuydu. Onu da yine zaten logosunu görüyorsunuz ama özellikle de belirtmekte fayda var. Arkadaşlar sizler dediğim gibi düzenli paragraf sorular çözeceksiniz. Soruların çözümüne bakacaksınız. Neden yanlış yaptığınızı göreceksiniz. Analizlerinizi yapacaksınız ve paragraf sorularında yanlışları minimuma indireceksiniz. Ama mutlaka düzenli paragraf çözme alışkanlığınız olacak. Şimdi <laughs> LGS, TYT, KPSS, ALES ve DGS olarak düşündüğümüzde hatta 9-10 ve 11. sınıflar olarak Tüm Türkçe konularını anlattım. Özellikle ayrıntılı anlattım dostlar. Özellikle bol örnekli verdim. Canınız sıkılsın diye değil. Yani özet verebilirim. 3-5 dakikada anlatabilirim ki onları da yapacağım ileride. Ama işte hem ÖSYM sorularında hem de testlerde arkadaşlar detaylar gelecek. Yani bir konunun genel hattını vereceğim ama onunla alakalı en ince noktayı da vermemiz lazım ki siz yapabilirsiniz. Ben onun için uzun tuttum bilerek dostlar. Anlattığımın dışında bir soru kalıbı gelmeyecek bak garanti veriyorum. İyi takip ettiysen, düzenli takip ettiysen kesinlikle hiçbir soru kaçırmayacaksın özellikle dil bilgisinde. Belki paragrafta yorumsal hatalar olabilir ama dil bilgisi yönüyle güzel işler yapacaksınız buna inanıyorum. Peki bundan sonra ne yapacağız dostlar? Bundan sonra edebiyat konu anlatımından bazı konularını seçeceğim, belirleyeceğim, onları anlatacağım. Daha sonra soru çözüm videoları gelecek. Daha sonra da dostlar bazı konuları böyle diyelim ki zamir. Ben zamiri iki videoda 20-20-40 dakikada anlattım ama mesela diyeceğim ki 5 dakikada zamir. Bir de böyle anlatacağım. Yani sen hem detayını bileceksin, zamirle ilgili her ayrıntıya sana tuzak olarak gelebilecek her noktayı artık biliyorsun. Bir de artık pratik olursun diye tekrar babında kısa videolar çekeceğim. Sen bu şekilde tekrarını yapabileceksin. Aynı zamanda... Önemli yazarlarla mesela Sayın Hamza Kaya ile paragrafı sevdiren hoca onunla canlı yayında YouTube kanalımızda söyleşiler de yine yapacağız inşallah. Bunların hepsini aşama aşama yapacağım. Onun için bunları kaçırmamak için dostlar kanalımızı takipte kalıyorsunuz. Abonesiniz zaten tavsiye ediyorsunuz. Sadece sizin netleriniz yükselmesin çevrenizdeki insanların da neti yükselsin. Bundan sonraki derslerimiz edebiyat dersi olacak dostlar. Bir sonraki derslerimizde bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Çalışmayı bırakmıyoruz, aksatmıyoruz. Dostlar yolumuza devam ediyoruz. Evet sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.